tiyatro oyunu Patates'le seyirci karşısına çıkan Ahu Türkpençe ve beraber rol aldığı Orçun İynemli, aşkın ve intikamın en komik halini konu alan tiyatro oyunundan bahsetmek üzere şimdi burası hafta sonunda Oylum Talı'nın konuğu. Güzel, tatlı, yetenekli, can. Ahu Türkpençe bizlerle beraber. Şu tatlılığa, şu şekerliğe bakar mısınız? İnsanın baksın, içi açılsın. Özellikle sabahın bu saatinde içinizi açsın diye davet ettik efendim. Fakat bir de yetenekli. Bir tiyatro oyunu yazdı. Tiyatro oyununun ismi Patates. Patates. Günaydın Ağacığım. Nasılsın? İyiyim. Buraya geldim. Daha iyi. Aynen. Biz de seni ağırladık. İnan günümüz aydınlandı. O güzel gözlerin, pırıl pırıl bakan gözlerini. Teşekkür Patis'i ederim. Patatesi anlat da. Bize. Patates kızartması sever misin sen? Severim ama sivilce yapıyorum. Öyle mi? Tabii, hem yedin de nasıl galiba. Hem de nasıl? Eskiden çok... ben de yedim. Aynen. Artık çok yememeye çalışıyorum. Öyle ya, şişmanlatmasını bırak, sivilce yapıyor. Yok canım yani. Tabii zamanıyla sivilceyle alakalı, yoksa ne? Neden patates diye bir oyun yazdın, anlat. Ya şöyle oldu diye. Acıların kadını anlatıyormuş. ah diye bir dokun bina hişit oldu bu. Patates bu bir komedi. Biliyorsun Emre ile biz Emre Kınay'la Sondan Sonra'yı oynadık bir 6 evet. sene kadar. O kadar uzun sürünce ben de dedim ki hani farklı bir türü olsun artık. Bir komedi yapayım. Bayağı da bir hani komedi teksti okuduk Emre'yle. Sonra ama bir türlü hani iyi böyle ya evet istediğim gibi oyun dediğim bir şeyi ben bulamadım. Emre de artık benden vazgeç dedi ki tamam artık al ben bak bu oyunu yapıyorum. Ben yine bir süre daha okumaya devam ettim. Olmadı yani bir türlü. Aslında derdim şuydu benim. İlişkiler üzerine bir oyun istiyordum. Ama genelde okuduğum tekstler ya çok eski metinler oluyordu ya da içinde böyle birbirinden böyle birbirini sevmeyen, birbirinden nefret eden çiftler birbirlerini sürekli gömüyorlar. Öyle de bir şey istemiyorum. Bol bol bel altı esprileri var. Onlar da bana komik gelmiyor. O yüzden böyle çok daha durum komedisi olan, durum üzerinden komedisi çıkan karakterler aslında birbirini seviyorlar ama o içinde bulundukları durum yüzünden bu haldeler dedirten bir hikaye arıyordum. Yoktu. Dedim ki kendim acaba yazayım o zaman. Madem yok o zaman yazayım belki oyunum da gelir sonra oyuna dedim. Öyle dedim. Dedim bunu. Yazmadan önce oyunum gelir dedim. Kesin dedim. O zaman doğru bilmişsin. Gelir değil mi? Gelir tabii ki. Sen oynuyorsan elbette ki gelir. Bu patates halin nedir oyundaki? Evet şimdi oyunda bir kadın bir erkek üzerinden bu ilişkileri işte sorguluyoruz. Bak, kadınımız... Bak ne enteresan. İlişki dedin İlişki, kadın erkek. Kadın erkek. Peki sonra? Kadınımız obez. Obez. Ayrılmışlar, boşanmışlar ama hala kocasına aşık. Ve boşandıktan sonra yanlışlıkla eşyalar nakliye şirketi tarafından karıştırılmış. Karışmış eşyalar burada kalmış. Bunları ayırmak için buluşmuşlar. Adam bir mankene gitmiş. Bu bir dram. Güzel bir kadını. Evet. Bu nasıl bir komedi? Bu sen şu anda ağır bir dram anlatıyorsun ama ben bana. Ben onun işte komik taraflarını böyle güle güle çaktırmadan öyle mi anlatıyorum ki? Şimdi eşyaları ayırıyorlar. Bu benim, bu senin. Bu arada da geçmiş ilişkilerini masaya yatırıyorlar. Evet. Sorguluyorlar. Evet. Evet. Kim haklı, kim haksız? Şimdi oyunu anlatıyormuşum. Ben burada oynayayım falan. Baksana buraya. Orçun da gelecekti de. Gelecekti. Evet canım, ya hasta. Kıyamam. İnşallah iyileşir. Yarın oyun var. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah iyileşir. Bakalım. Oyun şöyle aslında. Sadece ilişkiyi masaya yatırmıyorlar. Ben ilişkiler üzerinden güzellik algımızı sorgulamaya çalıştım. Biz neye güzel diyoruz, niye güzel diyoruz? İlişkilerde odağımız ne? O odak nasıl yanlış ki biz hep sonunda bir bitiş oluyor ve hep ayrılış oluyor. Tabii bunu bu kadar ciddi değil. Komikli bir şekilde. Eğlenceli. Peki bir şey soracağım. Sence bir erkek bir kadına ilk baktığında ruhunun güzelliğine mi aşık oluyor? Yoksa tipine mi aşık oluyor? Zannediyor ki tipine aşık oluyor. Oysa ki bizim hani
bilinç seviyesinde değil aslında her şey enerji seviyesinde oluyor ya. Hmm. Çok daha başka bir boyutta aslında ruhuna aşık oluyoruz. Hmm. Yoksa şöyle olurdu. Sadece çok yakışıklı adamlar ve çok yakışıklı yani çok güzel kadınlar sadece aşık olurdu. Diğerleri tek başına kalırdı. Niye öyle olmuyor? Aslında gerçek güzellik o yaydığımız enerjiyle alakalı. Sen ne kadar çok kendini seversen, ne kadar kendinle mutlu olursan o kadar güzel bir enerji yayıyorsun ki o enerji çekici kılıyor seni. Fakat biz bunu işte akıl boyutunda, bilinç boyutunda bilmediğimiz için güzelliği hep dışarıdaymış gibi zannediyoruz. Bir de sürekli dışarıdan tüm dünyada da bize bu empoze edildiği için öyle olduğunu zannedip kendi kendimize yanlış bir yoldan ilerliyoruz. Peki Allah çirkin talihi versini bana açıklar mısın? Şimdi bu ben sözü? Bütün atasözlerini şimdi açıklayabiliyorum. Evet. Özellikle bu benim uzmanlığım. Allah çirkin talihi versin konusunda o tezi var kendisine. Açıklıyormuşum gerçekten. Tezi falan varmış. Ben sana açıklayayım bak. Evet. Ben sana hemen lütfen, açıklayayım. Lütfen. Güzel kadın, güzel kadın o kadar burnu havada, o kadar müdanasız ve o kadar ben zaten güzelim sen olsan da olur, olmasan da olur şeklinde bir tavır içerisinde ki bu negatif enerji yayıyor etrafına. Ha, doğrudur, evet. Halbuki, itici bir enerji. İtici bir enerji. Doğru. Halbuki güzelliğinden daha farklı şeylere yatırım yapan, mesela kilosu olabilir, obez olabilir, karga burnu olabilir, burasında kocaman beni olabilir. Ama kendine o kadar farklı yatırım yapmıştır ve o kadar kendisiyle, dünyayla barışıktır özgüveni ki. Yüksektir ki. Özgüveni evet, yüksektir evet, ki. Bu enerjiyle çok yakışıklı, bütün hanımefendilerin hayran olduğu erkekleri kendisine çekebilir. Ne diyorsun buna? Kesinlikle katılıyorum. Oyunda da böyle zaten. Hmm. Yani hatunumuz obez. Hala eski kocasına çok aşık ve bir şekilde böyle bir olay intikama doğru ilerliyor. Ve biz görüyoruz ki bu kadın kilo vermeden yine aynı haliyle bir o kadar daha çekici olup tekrar adımı geri tavlayabiliyor. Yani aslında olay kiloda değil. Sen söyledin. Yo, sonu bu değil. Yapma öyle ya. Öyle güzel bir sonumuz var ki. Aa, yapma İnanamazsın ya. Evet. Bir kere kız mutlu olsun istiyorum bu oyunda. Oğlumuz üzülmesin ama mutlu da olmasa olur diyorsun. Mutlu da olmadı yani biraz sürünsün yani şöyle kızı üzdü ya o açıdan. Ya bence gel çok memnun kalacaksın. Tamam ben anladım ben tüyoları ama, aldım hemen geliyorum. Ama yarın bir şey söyleyeceğim erkeklere de oyunun içinde erkeklere de özel şöyle şeylerimiz var. Mesela hiçbir kadının normalde söylemediği ama erkeklerin bilmesi gereken çok özel sırları veriyoruz. Zaten ben erkek olsaydım ne isterdim biliyor musun? Değil mi? Yani içeriden bilgi almak isterdim. Hem içeriden bilgi almak isterdim hem de bütün kadın dergilerini okurdum. Ne yapacağım erkek dergisi okuyup? O biraz ama arkadaşların seninle dalga geçebilirdi o zaman. Hmm. Elinde kadın dergisi. Kadın dergisi ben sürekli böyle gizli gizli moda evde okurdum. Evet gizli gizli evde okuyayım evet. Ben. Ama bu erkeklere bitiyor. Bu tarz tiyatro oyunlarına gidiniz ve kadın dergilerini içeriden bilgi alarak. Evet evet kesinlikle. Peki niye patates? Çocuk patates sin mi diyor? Demiyor. Aslında patates şöyle iki farklı şey için bu simgeyi kullanıyorum. Birincisi güzellik algısıyla alakalı bir hani simge olarak patates. İkincisi de intikamı aynı zamanda simgeleyen bir konumu var. Tabii oyunu seyretmeden çok anlaşılmıyor ama öyle iki hani iki taraflı iki anlamlı i̇ki aslında. İki anlamlı patates oyunu. Evet. Nasıl şişmanlattın kendini? Muhteşem bir kostümcümüz var. Çok uğraştı. Her elyaf şeyi mı içindekiler pamuk mu ne? İkisinden de var. Her şeyi üzerimde böyle dikip kalıp kim halinde yaptı. Giymesi çıkarması biraz zor ama çok inandırıcı. Yani üçüncü sıradan sonrakiler bayağı ben artık kilo almışım falan zannediyorlar. Bir de oyun sonrası biraz zor çıktığı için biraz geç iniyorum aşağıya. Ha. O yüzden de inmeyecek deyip gidenler var mesela. O inmeyecek diyenler kendi aralarında mesela konuşuyorlarmış. Duyan arkadaşlarım anlattı. Ay ne kadar kilo almış falan. Gerçek zannetmişler. Ah o ne güzel kızdı öyle. O kadar inandırıcı yani kostüm. Çok başarılı. Çok güzel. Fakat şurada bak böyle dekoru tutmuşsun.
Bayağı bir kum saati evet. bir şişmansın evet. sen. Evet yani mesela ilk epizottaki halim bu. Sonra böyle hafiften birazcık galiba göbeğini veriyor. İkinci epizotta bu ama hala obez, hala şişman. Hmm, extra large modeli. XX large. XX large modeli XX gibi large. Olmuşsun. Burada kendini bırakmışsın böyle. Bu ne böyle? Evet. Ay, olmaz bu yani. Ama öteki tamamdır. İşte sonra intikam. İntikam diye böyle. İntikam. Ampul. Neydi? Yanmaya başlayınca. Soğuk yenen bir yemektir. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki mesela Hollywood filmlerine bakıyorum Ahu'cum. Hollywood filmlerinde böyle dünyanın en güzel kadınlarının kendilerini ekstra çirkinleştirdiklerini ve bunun genelde dram olduğunu ve sonra Oscar kazandıklarını görüyorum. Hmm. Mesela Nicole Kidman'ın Lars von Trier'in bir filminde oynadığını hatırlıyorum. Dogville. Charlize Theron, Monster. Ha evet. Mesela sen komedi yapıyorsun ama yine de kendini çirkinleştirmekten, şişmanlatmaktan imtina etmemişsin. Oyun bunu gerektiriyordu. Hani benim öyle bir kaygım olmuyor genelde. Normalde sadece şişmanlıkla alakalı değil. Sinema filmlerinde de dizilerde de öyle. Hani rol neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum. Hmm. Öyle bir derdim yok çünkü o ben değilim zaten. Hani buradaki kadın ben değilim. O dizide oynadığım karakter ben değilim. Neyi gerektiriyorsa onu yapmak gerekiyor ki daha gerçek ve inandırıcı olsun. Sonrasında şey çok keyifli oluyor zaten. Hani böyle yaptığın işlere bakıyorsun. Gerçekten birbirinden farklılar. O zaman şey oluyor, bir insan böyle bir mutlu hissediyor kendini. İyi bak bunu da az buçuk kotarmışım diyorsun. O yüzden tam tersi böyle olması işime geliyor. Kendim gibi olsam ne anlamı olurdu? Tabii Ahu Türkpençe Ahu Türkpençe olarak oynasa. Yani olmaz. Maksimum kendim olarak hani bir şey stand up yapsam olur. Onu da yapamam. Evet. Cem Yılmaz varken bana düşmez diye. O da bambaşka bir alan yani çok zor tek başına zor. Seyirciyle. Ben hayatımda ilk defa komediyle alakalı bir şey yazdım. Mesela bundan bir 4-5 yıldır sinemayla alakalı bir şeyler yazıyorum. Ama hiç tiyatro oyunu yazmayı denememiştim. Ve de komedi hiç denememiştim. İlk defa deniyorum, benim için de farklı bir deneyim oldu. Komedi çok zor çünkü ekstra böyle bir tık daha böyle ince bir zeka gerektiriyor ki karşındakinin güleceğinden emin olup tamam bunu böyle yapıp şu espriyi de buraya koyarsam burada gülme alırım diyebilmen gerekiyor. O yüzden biraz zor. Yani yazarken çok zorlandım. Sağ olsun Allah yardım etti. İşte böyle melekler gönderdi, ilham melekleri de o şekilde yazdım. Komik misindir peki normalde? Güler mi etrafındakiler sana? Hadi taklit yap desen yapamam diye. Ama komedinin de taklitle yani bir gıdım. Ya eğlenceli belki. Bir insanım ama böyle çok komiyim. Ben seni güldürürüm gibi bir iddiam olamaz. Hmm. Bu oyunu yazarken mesela şunu yaptım. En çok neye gülüyorum? Neye? Sana diyorum. Saçma sapan. Ben cumartesi pazar böyle açıyorum bir bakıyorum. Aa oylum. Ama bana gülünür yani. Ben yok, neler hayır. neler söylüyorum. Oo, yok sen bir tane. En çok neye gülüyorum diye. Mesela neye? Dediğim gibi hani küfürlere gülmüyorum. Ama tamam. durumun getirdiği komikliklere gülüyorum. Mesela durumun absürtlüğüne gülüyorum. Çok böyle bir tık daha fazlası olsa aslında o durum çok dramatik olabilirken şimdi yani bir tık aşağıda gösterdiğimizde komik olan hallerini. Mesela hani şey vardır ya cenazedesindir ama öyle bir şey olur ki gülersin. Hani o çok böyle ince bir nokta ya onun gibi o tür şeylere gülüyorum. Bu oyunda da öyle yani aslında çok sinirli kadın işte adamın acelesi var bir an evvel gitmek istiyor ama öyle şeyler oluyor ki orada kalıyorlar ve çok gülüyorsun. Mesela en güvendiğin replik bir şey yazdın ve o kadar güveniyorsun ki o repliğe bu replik salonu yıkacak diyorsun. Gülmüyorlar. Ama salondan tık yok. Kendimi asarım. Ahu Türkpençe. Ve hemen gözlerim dolar. Orçun biliyor. Öyle mi? Orçun'la çalışıyoruz. Şimdi böyle yapıyorum Orçun. Orçun diyorum sakın diyorum bak replik unutmuyor. Yoksa benim gözlerim dolar ağlamaya başlarım. Ay gerçekten. Yemin ederim. Evet, öyle bir şey olsa ben böyle olurum. Çıpır çıpır gözlerim dolar. Böyle error veririm beynim. İlerleyemem. Çok fena. İzleyiciler. Anlarsanız zaten böyle bir oyuncular alkış durgunluğu yaşarlar. Baktın duruyor ağlam. Baktın gül. Duruyor gülün.
Yoksa Ahu ağlayacak. Yapmayın bunu Ahu'ya. Gülün. Rica ediyorum. Peki toparlayabilir misin hemen ağlarsan kendine? Gözünden şıpır şıpır yaş akıyor ama sen bir yandan gülmek zorundasın. Yani hani şey yapmam muhtemelen. Hani gözlerim dolar da ağlamaya kadar gitmem. Susarım kendim ama çok kötü hissederim. Ay neyse ki öyle bir şey yaşamadık. Şimdi bizim 14 oyun oldu. Daha çok yeni, çok bebek gerçi oyun. Ama şu zamana kadar iyiydi. İyi de oturdu da. Yeni replikler katıyor musun? Aa burada şunu da katmak yaptık. Lazım falan. Şöyle gibi. Yaptık. İlk oyun çıktıktan sonra ilk 3-4 oyun. Hani böyle bir parçada şunu şöyle yapalım. Bunu da buraya değiştirelim. Bak buradaki esprinin biraz daha uzaması gerek vesaire gibi böyle eklemeler çıkarmalar yaptık. Hatta ilk oyunun sonunda öyle bir şey oldu ki ya dedik biz bunu oyuna mı koysak acaba diye. Onun oyuna da koyduk. Ha? Evet öyle şeyler de yaptık. Şimdi çok keyifli. Bizim beklediğimiz yerlerde gülme alıyoruz. Ama hiç beklemediğimiz yerlerde de tek tük böyle buraya gülüyorlar dediğimiz yerler de oldu. Peki öyle. Şey tiyatroya giriyorsun o gece temsil var ve bu oyunu ben yazdım. Aa yok. Biliyor musunuz bu oyunu ben yok, yazdım? Yok hiç öyle. İçinden? Yok hiç. İçinden? Ya, hep şöyle diyorum Allah'ım diyorum çok sağ ol çok teşekkür ederim yani bir şekilde... Yardım ettin de yazdım çünkü o kadar istiyordum ki bu kadar eğlenceli bir komedide oynamak. Tek derdim şeydi sahnede çok eğleneyim. Önce ben eğleneyim. Önce ben güleyim eğleneyim. O enerji geçer zaten. Aynen hani biz o kadar gülelim eğlenelim ki seyirci de çok mutlu olsun ve o da gülsün eğlensin. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Hani ben yazdımdan ziyade her seferinde şöyle oluyorum çok yaşa. Böyle ne kadar güzel diyorum ne kadar şanslıyım yani hep böyle bir şey istiyordum ve oldu. Bir şekilde oldu. Bir şekilde aklıma geldi yazdım. Sonra tek başıma... Ne kadar zamanda yazdın oyunu? Bir küsür ay sürdü ilk draftı için. Ondan sonra böyle çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarıma, çok böyle fikrini merak ettiğim, geri dönüşlerini istediğim yazar arkadaşlarıma gönderdim. Onlardan çok güzel geri dönüşler aldım. O geri dönüşler üzerinden tekrar yazdım. Son haline getirdim. Sonra işte Gergedan Yapım'a verdim. Gergedan Yapım zaten komedide çok iyiler. Hani onlar okuduğunda bu evet Ahu yapılır, bu olmaz diyebilecek noktadalar artık. Onlar evet deyince zaten bir an şöyle oldum. Tamam yani rahatladın, benim hissettiğimi onlar da hissediyor galiba dedim. Sonra işte Orçun okudu, Orçun beğendi. Sonra işte Tamer'le çalışmaya başladık. Tamer Güler yönetmenimiz. Öyle öyle ilerledi. Çok hızlı bir şekilde oyun çıktı. Nerelerde oynadınız? Biz dolaşıyoruz hep. Genelde Duru Tiyatro'da işte, oluyoruz. İzleyici açısından. Ama yani her yakaya gidiyoruz. Etmek. Belki hani aslında bir nevi ayaklarına da gitmiş oluyoruz. Yoksa hani sürekli tek bir yerde olsak oraya gelmeleri belki daha zor olur. Evet avantajı da var, dezavantajı da var. Evet. Hem Anadolu hem Avrupa yakasında olmaya çalışıyoruz. İşte Duru Tiyatro'da, Baba Sahne'de, Anadolu yakasında genelde oynuyoruz. Avrupa yakasında Arta Sahne'de, Mecidiyeköy'de, Torium'da oynuyoruz. Bol bol işte geziyoruz. Bu ay Ankara'ya gideceğiz. Yarın neredesiniz? Yarın Duru Tiyatro'dayız. Anadolu yakasında evet. Duru Tiyatro'dasınız. Evet. Saat kaçta oynuyorsunuz? Saat 20.00'da. Yarın bizim etkinlik köşesine bunu da koyalım. Tekrar izleyicilerimize anons edelim bunu. Tamam, olur, Patatese olur, gidiniz, Ahu Türkpençe'yi ve Orçun İynemli'yi seyrediniz. Gelsinler bizimle beraber gülsünler. Sen bu arada diziye de başladın. Başladım evet. Börü. Börü. Ne enteresan bir şey oldu o. Evet, yani işin içinde olduğum için çok mutluyum çünkü... 6 bölüm biliyorsun. Evet 6 bölüm. 60 dakika. Bir böyle bir ön gösterim falan yapıldı böyle bir enteresan bir evet, şeyler evet, çok yapıldı. Yani her şey konsept iş konsept olduğu için kanalda o işe o konsept haliyle sahip çıkıyor. Bu da çok hoş. Hani özel bir iş olduğu için ve sinema filmi tadında yapacağız iddiasıyla yola çıktığımız için ben çok heyecanlıyım. Eğer başarabilirsek hani bu kapıyı biraz aralarsak diğer diziler de sürelerini azaltıp aynı şekilde hani bu tavırla ilerlerlerse hepimiz için çok iyi olacak. Çünkü derdimiz bütün sektörün derdi şey ya hani uzun uzun böyle birbirine bakışan sahneler olmasın. Hani olsun sahne dolu dolu olsun sahne bitince bitsin hemen öbür sahneye geçsin ay, evet. Gibi. Hani kısa sürsün ama dolu olsun. Biz bunu amaçlıyoruz. 60 dakika ama her sahnesi dolu. İnşallah hani bu yoldan gelen diğer ekipler de olur. Belki sektör yavaş yavaş böyle işler yapmaya başlar. Öyle uzun uzun süren işlerden kurtuluruz hep beraber. Daha kaliteli işlerimiz olur. Çok çok isterim.
Çok teşekkürler. Ben Ahucuğum teşekkür bizimle birlikte i̇yi olduğun için. İyi ki geldin. İyi ki başarılar geldin. Diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ve yarın tekrar sizlerle beraber olmak dileğiyle sizlere veda ediyoruz. Yarın saat 8'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.